Eğim terimini dikey eksendeki değişim bölü yatay eksendeki değişim olarak tanımlamıştık. Şimdi bunu tekrar yazayım. Değişimi göstermek için delta'yı kullanıyorum. Evet, bu küçük üçgen Yunan alfabesindeki, daha önce bahsetmiştim, delta harfi. Siz ne anlama geldiğini bilin yeter. Delta önemli bir sembol çünkü delta'yı matematikte değişimi göstermek için kullanıyoruz. Dikey eksendeki değişim bölü yatay eksendeki değişim. İşte eğimin tanımı bu. Bunu kullanarak herhangi bir şeyin ne kadar dik olduğunu bulabiliriz. Mesela yanda gördüğünüz x-y düzlemi için bu tanımı şöyle yorumlayabiliriz. Y eksenindeki değişim, bu dikey eksendeki değişim olacak, bölü x eksenindeki değişim. Bu da yatay eksendeki değişim. Hadi gelin şimdi bunun eğim için iyi bir tanım olup olmadığına bakalım. Sizce bu eğim için iyi bir tanım mı? Eğimi 1 olan bir doğru çizmeye çalışalım. Evet, eğim 1 olacak dedik. Bu noktadan başlayabiliriz. X 1 artınca, y de 1 artacak. Eğimin 1 olması bu demek. Eğimi 1 olan doğrulardan mesela bir tanesi, biri bu olabilir. Evet, işte bunun gibi. Dikkat edin, x'i ne kadar değiştirirsem değiştireyim, y'deki değişim de x'teki değişim kadar oluyor. Örneğin burada x'i 2 arttırıyorum, yani değişim artı 2 ve bakın, y'deki değişim de artı 2. Y'deki değişim bölü x'teki değişim, 2 bölü 2'den 1 oluyor. Kısacası bu doğrunun eğimi 1. Şimdi de eğimi 2 olan bir doğru düşünelim. Sizce bu neye benzeyecek? Eğimin 2 olması bu doğrunun pembe doğrudan daha dik olacağı anlamına gelir. Hemen çizelim. Aynı noktadan başlayabiliriz, hatta böyle yapsak daha iyi olur. Ama fikrimi değiştirdim, başka bir nokta seçeceğim. Mesela burası. Eğim 2 ise, x'teki her 1 birimlik değişim, y'de 2 birimlik bir değişime yol açacak. Evet, bunun gibi bir şey. Az önce söylediğim doğru üzerinde görmek mümkün. X'teki değişim 1 iken, y'deki değişim 2. Y'deki değişimin x'teki değişime oranı ise 2 bölü 1'den 2 oluyor. Yani eğim neymiş? 2. Bu örneklerden sonra eğim için yazdığım tanımın neden iyi bir tanım olduğunu tahminen anladınız. Eğim ne kadar büyükse doğru o kadar dik olur. Bir doğrunun dik olması için y eksenindeki değişimin x eksenindeki değişimden daha hızlı, yani daha büyük olması gerekir. Evet, bunu açıklığa kavuşturduğumuza göre şimdi de negatif eğimlerden bahsedelim. Negatif eğimli bir doğru. Eğimi negatif olan bir doğru neye benzer? Gelin bir örnek üzerinden konuşalım. Evet, y'deki değişim bölü x'teki değişim, diyelim ki eksi 1'e eşit olsun. Peki bu ne demek? Eğer x'teki değişim 1 ise, y'deki değişim, eksi 1 elde etmek için eksi 1 olmalı, öyle değil mi? Eğimi eksi 1 olan bir doğru, şöyle çizmeyi deneyeyim. Eğimin eksi 1 olması için, evet, böyle, işte böyle bir doğru olabilir. Bakın, x arttıkça, y aynı miktarda azalıyor. Bu artış, x'teki artış herhangi bir şey olabilir. Delta x 1 olsun. X arttıkça, y aynı miktarda azalıyor. Bu doğrunun eğimi aşağı doğru. Y'deki değişim eksi 1'e eşit. Y'deki değişim bölü x'teki değişim, yani eksi 1 bölü 1, eksi 1'e eşit. Ve tüm bunlar bu doğrunun eğiminin eksi 1 olduğu anlamına geliyor. Peki ya eğim eksi 2 olsaydı? O zaman doğrunun eğimi daha dik, y'deki azalış da daha hızlı olurdu. Mesela bu doğrunun, evet çiziyorum, x 1 artarken y 2 azalıyor. X 1 artıyor, y 2 azalıyor. İşte eğimi eksi 2 olan bir doğru. Dikkatinizi buraya çekmek istiyorum. X arttıkça y, x'teki artışın 2 misli azalıyor. Yani bu demek oluyor ki bu turuncu doğrunun eğimi eksi 2. Eğer y, x'teki artışın 2 misli artsaydı, turuncu doğrunun eğimi artı 2 olurdu ama azalıyor. Yani eksi 2. Evet, umarım bu video ile eğimin ne demek olduğunu ve eğimin büyüklüğünün ya da pozitif veya negatif olmasının bir doğrunun ne kadar dik olduğu konusunda bize nasıl bilgi verebileceğini daha iyi anlamışsınızdır. Mesela pozitif ve büyük bir eğimde x arttıkça y'deki artış daha büyük olur. Negatif bir eğimde ise x arttıkça y küçülecektir. Eğim arttıkça doğru daha dik olur. Yani y'deki artış daha büyük olur. Ve eğim negatifse x arttıkça y küçülmeye başlar.